sezgiciler var. Mesela şeye inanmıyorlar. Bir şey ya doğrudur ya yanlıştır inanmıyorlar. Ya da bir şeyin varlığını kanıtlıyorsan o şeyi illaki göstermen lazım. Farklı farklı mantıklar var. Genelde kabul gören mantıklar, kanıtlar sonludur bir defa. Sonlanmazlar kanıtlar. Cümleler de sonludur. Ama bunları değiştirebilirsin. Yani infinitely logic, sonsuzsal mı diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum. Infinitely logic diye bir şey vardır. Bir mantık dalı vardır. Sonsuzsal. Sonsuzsal. Ya da modal logic var. Evet, hayır, belki, yüzde bilmem kaç doğru falan. Böyle birkaç tane var. Ama onlar daha çok mantıkla ilgilenirler daha çok. Peki mantıkla matematikçiye nasıl ayıracağız? Fizikçilerle ya, kolay ama yani, özellikle bu son 20. yüzyılda yaşananlardan sonra lojistiğin ortaya çıkması, sembolik mantığın, matematiksel mantığın, bu Viyana okulunu kastederek söylüyorum. Bir fark yok. Aslında giderek daha fazla birleşiyorum. Ya ben mantıkçıyım. Benim şeyim mantık, matematiksel mantık. Giderek daha az ve mantıkçılar giderek daha fazla teoremler, matematiksel teoremler buluyorlar. Yani giderek daha fazla merkezi bir... Eskiden biraz marjinaldi mantık. Bugün giderek daha fazla merkezi konumda. Evet. Peki biraz düşüncenin matematikselleştirilmesini de ben sormak istiyorum. Hem izleyicilerimize de vaadimizdi bu. Keza tanıtımımızda da vardı. Şimdi düşüncenin matematikselleştirilmesi derken ne anlamamız gerekiyor? Yani doğruluktan ziyade daha hislerin egemen olduğu o fikir ayrılıklarının ortadan kalkması için mi düşüncenin matematikselleştirilmesi gerekiyor? Ben şöyle bir şey demedim. Tabii ki ben bu genel bir kavram olarak söylüyorum. Düşüncenin matematikselleştirilmesi. Ne demek olduğunu bilmiyorum bunu. Böyle Spinoza yapmaya çalıştı herhalde. Daha çok aslında şeyle alakalı, dünyanın matematikleştirilmesi. Ha. Yani o Descartes'in söylediği şey, ben mesela bunu biraz şey yapayım, köpürteyim. Heidegger özellikle Kartezyen felsefeye alerjisini saklamayan 20. yüzyılın düşünürlerindendi, filozoflarından. Hep şöyle bir şey üzerinde durdu. Hesaplamayla düşünme arasındaki farkı ayırt etmeye çalıştı. Yani modern düşünce matematikleşerek, yani Kartezyen dünya görüşünün artık hakimiyetini ona da, Almanlarda vardır o bilirsiniz. Biraz Fransızlarla olan rekabetle alakalı. Aydınlanmada da bunun şeyini biliriz. Dünyayı o kadar matematikleştirdik ve kesinlik meselesini, bilgideki kesinlik meselesini o kadar abarttık ki bu teknoloji hülyası, özellikle iki dünya harbinde o silahların, atom bombası vesaire filan, bütün onlarla ilgili teknolojinin yıkıcılığını da bir anlamda duygusal olarak yanında taşıyarak, hesaplamayla düşünme arasında bir karşıtlık kurarak modern felsefenin, modern bilincin aslında düşünmediğini, çünkü onun öyle bir tabir var, bilim düşünmez diyor, çok da büyük tartışmalara yol açmıştı zamanında, kastettiği hesaplar diyor. Yani ya sayar ya ölçer. Oysa varlık sadece sayılacak ve ölçülecek bir kendilik taşımaz. Sayamayacağımız ve ölçemeyeceğimiz şeyler vardır. O yüzden de işte denken kelimesini, düşünme kelimesini, varlığın unutulmuşluğu falan diye, uzun bir hikaye bu. Ama düşünmeyle hesaplamayı karşı karşıya getirir. Siz böyle düşünüyor musunuz? Yani dünyanın matematikleştirilmesi ve matematiğin dünyayı açıklamak konusunda baskın hale gelmesi, mesela diyelim ki anketler, reytingler, tirajlar vesaire, bütün her şeyi sayılabilir ve ölçülebilir biçimde görmek gibi bir dar çerçeveye insanlığı indirgediğine dair eleştirileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Kim indirgiyor ki bir defa? Yani ben geometri biliyorum, cebir biliyorum diye aşk üzerine, sanat üzerine, resim üzerine, işte ölüm üzerine düşünmüyor değilim ki. Onlar da ölçülemez şeyler. Yani
ben bilim yapıyorum diye düşün, tam tersine bilim beni düşünmeye itiyor. Yani zaman nedir diye düşünüyorum. Zamanı ne kadar ufalayabilirsin diye düşünüyorum. Ne kadar vardır diye düşünüyorum. Sanat nedir, güzellik nedir diye düşünüyorum. Bize ne güzel gelir, güzelle doğru ile iyi arasındaki farklar nelerdir, bunun üzerine düşünüyorum. Ve benim meslektaşlarım da düşünüyor bu konuda. Bir insanın bilim yapması, geometri, cebire yatkın olması ya da mesleğin olması demek başka konularda düşünme anlamına gelmez ki. Ama biz yani nasıl yap, mesela ne bileyim ben, meteoroloji yani birileri de meteorolog. Değil mi? Birileri meteoroloji şey yapıyor. Ya bize önümüzdeki hafta hava nasıl olacak diye söylüyor. Yani o kişi ölçüyü biçiyor. Ya o kişi derin düşünemiyor mu yani? Onun demek istediği şeyde gel. Şöyle diyeyim. Biraz sakıncalı olmakla birlikte iki düşünce arasındaki farkı şöyle örneklendim. Bir meteorolog yağmurun yağma olayını açıklıyor, değil mi? Ama bir köylü de yağmur yağdığında rahmet yağıyor diyor. Şimdi rahmet yağıyor tabiri bir dünyaya ait. Yani farklı bir dünya algısına ait. Çiftçinin dünyasına ait. Yani orada bereket görüyor, Tanrı'nın rahmetini görüyor filan. Yani yağan şeye fiziksel bir olgu olarak değil, ona bir anlam yüklüyor. Ve o anlamı artık orada görüyor. Rahmet yağıyor diyor. Şimdi Heidegger'in Rechnende Denken, Besinnende Denken diye o hesaplayıcı düşünce, anlam verici düşünce diye ayırdığı şey ve modern düşünce eleştirisi de, modern bilim eleştirisi de aslında bu iki kavramdan ortaya çıkıyor. Yani sürekli kalkülüs, sürekli hesaplama, her şey çakıl taşı gibi sayılabilir ya da ölçülebilir, mezura ile ölçülebilir gibi görmenin yaygınlaşma... Bence Heidegger'in hesabı kitabı yok, kıskanıyor. Yani lütfen yani. Yani birileri bir şey hesaplıyor diye başka bir şeyse eksik anlamına gelmez ki. Ya ne demek ki bu yani? Ya şöyle mesela diyelim ki bir kıza aşık oldunuz. Ben de diyorum ki aslında sizde işte bilmem ne hormonlarının bilmem ne olmasıyla bilmem ne oldu filan diye açıklıyorum. Yani öyle mi yani? Yani şu an... Öyle olabilir mi yani? Öyle bir şey yok ki. Yani doğru değil o. Hiç doğru değil yani. Yani meteorolog da güzel bir yağmur yağdığı zaman sevgilisiyle hadi yağmur ıslanalım der yani. Heidegger kendisi ne zannediyor yani? Ama bir de hayır, ben sadece Heidegger'in eleştirisini aktarıyorum. Yani modern bilim ve teknolojinin sonuçları itibariyle düşünme biçimimizi bir sayma ve ölçme, düşünmenin sayma ve ölçme biçimine doğru, belirlenimine doğru bir daralmasından söz ediyor. Yani, böyle bir daralma modern çağdaş düşüncede yok mu? Yani ya da ne kadar var? Hayat hızlı aktığı için, yani bize çocukken kandırmışlardı, demişlerdi ki ileride robotlar olacak, bilgisayarlar olacak, bilgisayar denmez o zaman tabii ki, robotlar olacak, memnun olacak, bizim daha fazla işte sanata, aşka, sevgiye, duaya falan zamanımız olacak derlerdi. Şimdi çok daha fazla çalışıyoruz. Haftada biz iki gün çalışacağız. Aslında geri kalan zamanımız işte dağda, bayırda, ondan sonra güneşin batımını izleyeceğiz falan. Hiç. Eskiden oysa postaneye giderdik. Postaneye giderken iki üç kişi dostlar rastlardık, merhaba derdin. Postacıyla konuşuyordun, onunla konuşuyordun. Değil mi? Dönerdin. Şimdi yazıyorsun, pıt pıt. İşte geldi. Mesela pandemiyle birlikte artık işe gitmiyor insanlar ve home office evden çalışıyorlar. Bu hesaptan kitaptan değil, bu hayatın hızlı akmasından kaynaklanıyor. Hızlı akıyor. Ve evet, bazı şeyleri kaçırıyorsun. Ama o hesap kitaptan değil ki. Hesap kitapsız olmaz. Yani hesap kitap... Dünyayı başka türlü anlamak mümkün değil. Anlamak ve başkasına anlatmak mümkün değil. Bu bir matematik oluyor bu. Başka türlü gerçeği, bir olguyu başkasına aktarmanın yolunu ve dünyayı anlamanın yolunu bilmiyoruz. Nasıl yapılır mesela şey? Meteoroloji, biraz bahsettik biraz önce. Nasıl yapılır meteoroloji? Şimdi bu hava akımları acayip bir şey. Anlaşılır gibi değil yani. Çok komplike şeyler. Ne yapıyorsun? Basitleştiriyorsun. Bilim yalan söyler aslında. Bilim aslında yalan söyler. Meteorolog ne yapar? Türkiye için mesela diyelim ki Kafkaslı veri alır.
Sava'yı ele alır, Akdeniz'i ele alır, Kafkaslar'ı ele alır, Rusya'yı ele alır, Rusya'yı ele alır. Ondan sonra işte nedir onun adı? Alçak basınç, yüksek basınç bilmem falan. 8-9 tane veve ele alır. 8-9 tane veve ele alır sadece. Gerisini yok sayar. Bu 8-9 tane veve sonra geriye, geçmişe bakar. Çünkü ne yapar? Çünkü neyin bilimi olur? Tekrarlanan olayların bilimi olur. Eğer bir olay tekrarlanmaz, onun bilimi olamaz. Dolayısıyla aslında meteoroloji de tekrarlanan bir şey değildir. Bugün tekrarlanan bir şey değildir. Onu basitleştirerek tekrarlanan bir olay haline getirirsin. Ve geçmişe bakarsın. Bakarsın ki bu koşullarda geçmişte %80 yağmur yağmış, %20 yağmamış. Söylersin %80, %20 şöyle olacak diye. Ama basitleştirirsin. Ve bu düşünmektir bu. Bu düşünmektir bu. Biraz daha iyi biliyorsan eğer, biraz daha fazla bilmek istiyorsan eğer, verilerini arttırırsın. Ama verilerini arttırdığın zaman datan eksik kalır. Az kalır. Değil mi? Çünkü ne kadar az datan varsa o kadar fazla geçmişe doğru bakabilirsin. Çünkü 50 tane datan varsa eğer, o 50 koşula uyan gün sayısı o kadar azdır ki herhangi istatistik bir anlamı yoktur. Bilimin olması için olayların tekrarlanabilmesi lazım ki istatistik olsun ki geçmişe bakabilir şey yap. Dolayısıyla ancak tekrarlanamayan olayların ya da evet tekrarlanamayan olayların bir metafiziği olabilir. Bir, çok güzel. Yani nedir onlar? Nedir onlar? Onlar hatta mucize diyebiliriz. Kişisel yaşantılarımız bize hep mucize gibi gelmez mi zaten? Ona geleceğim şimdi. Tam oraya gelmek üzereyim. Nedir tekrarlanamayan bir olay? Bir tanesi varlıktır. Herhangi bir şeyin var olması. Yani bu dünya var, bu evren var, bunlar var. Bir şeyler var. Şimdi bu yok olup da tekrar var olmak diye bir şey yok. Mümkün değil. Ya hep vardı, değil mi? Evet. Hep var. Ya bir şey mutlak olacak. İsterse kara delik olsun, isterse enerji biçimde olsun. Ama herhangi bir şeyin varlığı tekrarlanamaz bir olaydır. Dolayısıyla varlık mucizedir ve kutsaldır. Tapılması gereken bir şeydir. Harika. İkincisi... Burada Heidegger'ci oldunuz biraz. Ha? Heidegger'ci oldunuz burada biraz farkında. Allah korusun. İkincisi ben. Oo, müthiş. Ben tek almam. Sen değil ama ben. Sen de değil ben. Yani tabii senin içinde sensin tabii ki. Yani benlik de tek alan bir şey değildir. O da mucizevi. Dolayısıyla o da mucizevidir. Onun metafiziği yapılabilir, dini yapılabilir, her şeysi yapılabilir, sanatı yapılabilir, her şeysi yapılabilir. Bilim yapılamaz. Ölçümlenemez. Ölçümlenemez. Bir dakikanın içerisinde olduğumuzu da ufaktan hatırlatayım. Peki. Ben. Normalde kutsal şeyler 3 tanedir. Geçenlerde Montenegro'ya gittim Sevan'la barışmaya. Uçakta düşünüyordum. Lan 2 tane buldum, 3.sünü bulamadım diye. Ondan sonra buldum 3.sünü. Bu arada bunu Sevan'ın oğluna söylerken ya dedi an. An. Bu an da tekrarlanmaz bir andır. Dolayısıyla 3 tane mucizevi olay var.